Daha ne kadar bekleyeceğiz abi burada ya? Kadın evde yalnız kalıncaya kadar. Ulan keşke iskambil kağıtlarımızı yanımıza getirseydik. Bu demektir ki sabaha kadar bekleyeceğiz. Hadi Aa. üşümeyelim bin arabaya. Canın sıkın gibi. Ters bir şeyler var biliyorum. Hmm, anladım. Şu kadın yine değil mi? Kadın sende bir saplantı. Bence bundan kurtulsan iyi olur. Başının belada olmadığına bir inanabilsem. Ya nereden çıkartıyorsun? Senin istediğin kurtarıcı rolü oynamak değil mi? Kahraman şövalye gelir, kaledeki eski sevgilisinin imdadına koşar ve onu zindandan kurtarır. Tamam tamam sustum. Ama hem kendi keyfini hem de karınınkini boşu boşuna kaçırıyorsun. Zaten aksi adamın tekiydin, büsbütün çekilmez oldun. Yoksa Mine sana yine şikayet mi etti beni? Hayır hayır. Ama olanlar benim bile dikkatimi çekti. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. O adam onu herkesten uzak tutuyor. Senin gerçek bir esir. O adam dediğin onun kocası. Hem alan razı, veren razı olduktan sonra sana ne oluyor? Ne o? Yoksa kıskanıyor musun? <laughs> hey, sakin ol. İstemiyorum. Götür canım. canım. İstemiyorum Adem. Biz Nihat'la alışverişe gidiyoruz. Bir şey istiyor musun? Hayır. Akşam da tiyatroya biletimiz var. Gecikebiliriz. Dönüşte gelir ilaçlarını veririm. Melike! Geldim. Bir an önce iyileş hep birlikte gidelim. Bunun yolu da ilaçların düzenli almaktan geçer. Onun için inatı bırak. <laughs> Efendim? Seni özledim. Aman tanrım hani buradan aramayacaktın? Boş ver buralarda tek başıma sıkıldım. Biliyorum sevgilim. İnşallah yakında. Yakında yakında. O kardeşine söyle işleri hızlandırsın biraz. Ben bu hayata daha fazla katlanamayacağım. Vekaletname yapsın. Paraları bir an önce hesabıma nakletirsin. Malları satışa çıkarsın. Anladın mı beni? Anladım. Gereken neyse hemen yapılacak. Merak etme. Ama şimdi lütfen sakin ol. Ve her şey bittikten sonra en son işi de vakit geçirmeden halletmeli. Merhaba. Biz sigorta şirketinden geliyoruz. Evin hanımıyla görüşeceğiz. Ya bizi hanımınıza götürürsün ya da seni işimi engellemekten karakola çektiririm. Selin Hanım. Evet buyurun. İyi günler biz sigorta şirketinden geliyoruz rahatsız ettik. Tamam Nimet. Buyurun oturun. Daha önce de sormuştunuz. Hiçbir şey hatırlamadığımı söyledim size biliyoruz ama bazı bulgular elde ettik. Hem belki aradan geçen birkaç günde bir şeyler hatırlamış olabilirsiniz diye düşündük. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam. Siz az önce bir şey bulundu mu dediniz? Öyle sayılabilir. O gün teknede kaç kişi olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Hmm, demek olabilir de olmayabilir de. Olmalı. Yoksa bu olayların açıklanması daha da zor olmaz mı? Şimdi size bir resim göstereceğim. Belki hatırlamanıza yardımcı olur. Özür dilerim. Bu yüz bana hiçbir şey hatırlatmıyor. İlk kez gördüğüm bir yabancı. Kim bu adam? Tekneyle ne ilgisi var? Sizin teknenin denize açıldığı gün ortadan kaybolan biri. Onun da bir tekneye binip denize açıldığını öğrendik. Ya öyle mi? Neyse. Rahatsız ettik. İyi günler. Efendim. Merhaba, Ceyda ben. Nihat bu kez kadının evine geldi patron. Artık işe aleniyete döktüler, desene. Evet, aynen öyle. Aa, bir dakika. Ne oluyor? Nihat yanında bir adamla evden çıktı. Arabaya biniyorlar. Ne yapayım? Takip edeyim mi? Boş ver. Sen büroya geri dön. Zihni Bey avukat. Beyefendi de noter katibi. Zihni Bey cinayet soruşturmasında seni temsil edecek. Belki mahkemede de. Ama o hastanedeki doktor bu durumda yargılanamayacağımı söylemişti. Ortada kesin bir şey olduğu söylememez. Geçen gün soruşturma hakkında bilgi almak için emniyete gittim. Tavırları hiç hoşuma gitmedi. Yani o tehlike her zaman var. Öyle değil mi? Yoksa bütün o bunaltıcı sorulara kendin mi muhatap olmak istersin hayatım? Alabilir miyim? Bu belgeleri imzalaman gerekiyor. Aferin sana. Aferin. Böyle uslu olduğun zaman inan, çok tatlı oluyorsun. Çok tatlı. Selin Hanım'ın sağlığı nasıl gazetelerden olanları öğrenince çok üzülmüştük. Pek iyiye doğru gelişme gösterdiği söylenemez. Epey zaman alacak galiba. Oldu mu Handan Hanım? Bakırköy şubesinden hesap aktarılamadı efendim. Nasıl olur? Hesabın buraya aktarılması için şubeye yazılı talimat verdik. İşlemlerin hemen yapılacağını söylediler bize. Verin bakalım Handan Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet ama hesapta para yokmuş. Anlamadım. Ne demek hesapta para yok? Kadriye Türkmen adına yazılan bir çekle hesaptaki bütün para çekilmiş. İmkansız. Selin Hanım kazadan bu yana çek kullanmış olamaz. Hmm. Bu işte bir sahtekarlık olmalı. Hayır efendim böyle bir şey olamaz. Peki. Çekin arkasındaki adresi alabilir miyim? Karınız hesabındaki tüm parayı Kadriye Türkmen adlı birine vermiş. Bu da kadın adresi. Olamaz. Çek yazmış. Her şey doğru, her şey yasal. Anlaşıldı. O kadar kolay olmayacak bu iş. Merhaba Ceyda. Merhaba Mine Hanım. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. iyiyim Sağ olun. Doğan yok mu? Hayır. Adliyeye kadar gitmişti ama neredeyse gelir. Bekleyecekseniz. E artık buraya kadar geldik. Bekleyelim bari. Ne içersiniz? Bir orta kahve iyi olur. Tamam. Hemen söylüyorum. Sağ ol canım. Rica ederim. Kahveniz hemen geliyor. Ben Doğan'ın hiç bu kadar antikaya meraklı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Ha, onlar mı Nihat Subaşı hakkında araştırma yapıyorduk da o yüzden alındı onlar. Nihat Subaşı ismi bana hiç yabancı gelmedi ama. Hani denize kaybolan kadının kocası. Ha, anladım. Ay iyi ki hatırlattın. O, onların adresi var mı sende? Ne zamandır geçmiş olsun ziyaretine gitmek istiyorum. Ama Doğan'dan adres almaya bir türlü akıl edemedim. Tabii hemen yazıp vereyim. Bunları bulmuş olmalı. Peki hepsi tamam mı? Bir şey eksik mi? Çek defteri eksik. Bunları ortadan kaldırmalıydım. Peki nasıl açtı bu? Bilmiyorum. Ama bundan sonra fırsat bulamayacak. Çok güzeller. Bunların hepsi bizim sevgilim. Canım benim seni çok seviyorum. Seni çok mutlu edeceğim Nihat. Ama önce kardeşinin Selin'in işini bitirmesi gerekiyor. Onunla konuştum. Her şeyi hızlandıracak. Bugün karına vekaletnameleri de imzalattılar. Yakında dükkanla diğer mallar satışa çıkacak. Ve sonra Selin'in işi bitecek. O gece teknede işi bitmiş olsaydı... ...Allah kahretsin. Yeter artık. Bunları düşünme. Belki böylesi daha iyi oldu. Şimdi herkes karının hasta olduğunu biliyor. Ölümü kimsenin dikkatini çekmez. O deniz kazasını sırf Selin'in işini bitirmek için kasıtlı olarak yapmıştım. İyi bir yüzücü değildi. Üstelik çabuk paniğe kapılan bir tipti. Sık sık panik atak geçiriyordu. Onun o kazadan sağ kurtulacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama karın hafızasını tümüyle kaybetti ve biz de bundan yararlandık. Allah kahretsin. Buraya çakıldım kaldım. Dünya kadar servet işte tam şurada duruyor. Ama ben hapis hayatı yaşıyorum. Üstelik senden uzaktayım. Çok yakında özgür olacağız. İkimiz de. Buradan uzakta yepyeni bir hayat kuracağız o günleri düşünüp sabırlı olmaya çalış sevgilim. Olamıyorum. Ya Selin geçmişini hatırlarsa? Hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamayacak. Bundan bir emin olabilsem. <gülüyor> <gülüyor> <Şerefine>. <gülüyor> Bence kızmana gerek yok. <laughs> Nihat, Hı. <laughs> ben çok zengin bir kadınım, değil mi? Niye sordun bunu şimdi? Bazı şeyler hatırlamaya başlıyorum. Mesela bankalarda çok param olduğunu. Şekerim. Sizin zengin bir aile olduğunu sır değil ki. Bu ev, araba, tekne, senin o pahalı elbiselerin, her şeyi açıklamıyor açıklamıyorum zaten. Ben şahsi servetimden bahsediyorum. Eğer para kocaman olsaydı yalnızca kendi adıma açılmış o hesaplar olmazdı. Demek artık hatırlamaya başlıyorsun. Ee, artık mantıkla yürütebildiğine göre... Çok güzel. Bunu kutlamalıyız. Ne zamandır biraz hava almaya ihtiyacın olduğunu söylüyordun. Hep birlikte açık havada bir gezintiye ne dersin? Hatta bir pikniğe. Bu mevsimde piknik mi? Ha, demek bunu da hatırlayamadım. Özellikle şaraplarımızı alıp gittiğimiz nefis bir yer vardı. En çok da sessizliğine bayılırdın. Neyse. Belki görünce hatırlarsın. Orhan'ın elmasları çıkartıp gösterdiği o anı hiç unutmayacağım. Onu niye tekneye aldınız ki? Yurt dışından gelen bir iş adamıymış. Antikaya meraklı. Bizim dükkana gelip pahalı parçalara baktı. Ben de bu iyi müşteriyi tavlamak amacıyla onu tekne gezisine davet <gülüyor> ettim. <gülüyor> ya elmaslar? Onları niye gösterdi sana? Epeyce içmişti. Çok keyifliydi. Bir gün sonra elmasları satın almak isteyen iki adamla buluşacaktı. Zaten İstanbul onlar için gelmişti. Karanlık işler çevirdiği çok belliydi. Tabii elmaslarını yanından ayıramıyordu. Evet. Selene gösterdi onları. Tuhaf ama karım hiç etkilenmemişti. Bu gerçekten tuhaf. Bütün kadınlar elmaslardan etkilenir. Ah Yıldız. Onları gördüğüm an... ...hayatım boyunca bu kadar tutkuyla istediğim hiçbir şey olmamıştı. Onlar benim olmalıydı. Sonrası şimşek hızıyla gelişti. Plan birden belirdi kafamda. Bu adamın İstanbul'da hiçbir yakını yoktu. Yurt dışında yaşıyor, elmas kaçakçılığıyla uğraşıyordu. Buluşacağı adamlar bizimle olduğunu bilmiyordu. Kimse bilmiyordu. Onu yok edip elmasları alacaktım. Selin'in Orhan'dan sıkılıp kaptanın yanına güverteye çıkması her şeyi kolaylaştırdı. <laughs>

Sarhoş olmasına rağmen bütün gücüyle direniyordu. Artık okeyden çıkmıştı bir kere. Onu sağ bırakma şansım yoktu. <laughs> Oldu. Ne oldu? Ne oldu canım? Kabus mu gördün? Ne oldu? Tamam canım. Geçti artık. Tamam. Sakin ol. Ben buradayım canım. Sakin ol. Tamam canım. Hepsi geçti. Ben yanındayım. Kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Evet eminim. Yalan söyleyecek bir tip değil. Ama bu kadını aklamıyor tabii ki. Takip etmeye devam edeceğiz. Peki emredersiniz. Ne diyor? İşi çözmeden buraya dönmeyin diyor. Neye ihtiyacınız varsa karşılanacak diyor. <laughs> Hep aynı şeyler ya. Ha, çabuk sıkıldın bu olayda. Hareket yok abi hareket. Hasta bir kadını takip etmenin ne yararı var ki sanki? Orada çok şey var. Sabırlı ol ve bekle. Orhan belki başka bir tekneye bindi. Belki tekneye bile binmedi. Sırra kadem bastı. Nereden biliyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama o batan tekneye binmediğini de bilmiyoruz. Hadi yürü. Burası da beni sıkıyor. Nereye? İşimizi yapmaya. Hadi ama kimse hazırlanmadı mı daha? Tamam. Tamam geldim. Geldim tamam hazırım. Geldim. Harika sandviçler hazırladım. Hadi o zaman çıkalım. Hı? Ah, merhaba ben Mine. senin ee, Selin Hanım'ın evi burası mı? Merhaba Selin Hanım nasılsınız? Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşim Mine Hanım Doğan eşi. Çok memnun kurtaran... oldum sizi çok merak ediyorum. Doğan Bey'in nasıl unuturum hayatım? Buyurun lütfen. Ay İçeri çok gitsin. teşekkür ederim. Aslında ben sizi gideceğiniz yerden alıkoymak istemem. Habersiz geldiğim için de çok özür dilerim ama senin hanımın sağlığını o kadar çok merak ettim ki Ne kadar için düşüncelisiniz. Sevgili karımı bana bağışlayan sevgili kurtarıcılarının sizler gibi ince insanlar olması büyük bir şans. Öyle değil mi Melike? Ah, Selin her zaman şanslıydı zaten. Merhaba ben Nihat'ın kuzeni Melike. <laughs> Memnun oldum. Selin Hanım sizi çok iyi gördüm. Sağlığınıza kavuşmanıza da ne kadar çok sevindim anlatamam. Teşekkür ederim. Bir gün eşinizle birlikte gelin lütfen. Doğan bu aralar çok çalışıyor ama... ...bilmem vakit bulabilirsek belki. Ne zaman isterseniz kapımız size açık Mina Hanım. Pikniğe gidiyorduk. Siz de gelmek ister misiniz? Aa pikniğe mi? Bu havada mı? Evet haklısınız. Bu çok garip gelebilir ama... ...bizim ağaçlarla çevrili çok özel bir yerimiz vardır. Adeta doğal bir sığınak, rüzgar işlemez. Orada ateş yakar, sıcak şarap içer, keyif yaparız. Tabii ancak bir saat kalırız ama doğrusu çok zevklidir. Öyle bir anlattınız ki doğrusu ben bile özendim yani. <laughs> bir dahaki sefere siz de gelirsiniz belki. Kim bilir? Belki. Merhaba hayatım. Merhaba. <gülüyor> 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 bir bakalım ben nereden geldim? Hmm, bilemedim. Sen söyle. Ben bugün Selin'i görmeye gittim. Ne yaptın? Selin'i görmeye gittim. Evini, kocasını, sağlığını merak ediyordum. Bir ziyaretine gideyim dedim. E, ee, görebildin mi peki? Yani seni içeri aldılar mı? Tabii. Gerçi oturmadım. Dışarı çıkıyorlardı. Yani pikniğe gideceklermiş. Hmm, tam da piknik havası ya. Ay, üf. Neden olmasın Doğan? İnsanların farklı farklı yaşamları var. Nasıl yani? Yani Selin e, nasıl görünüyordu? Vallahi çok iyiydi. Çok mutlu bir hali vardı. Doğrusu kendisiyle böylesine ilgilenen bir kocası varken... ...kötü olması da imkansız. Ciddi mi söylüyorsun sen? Böylelikle senin ne kadar kuruntulu bir insan olduğunu... ...bir kez daha anlamış olduk Doğan. Adam son derece nazik. Sevgi dolu biri. Artık bu kadının peşini bırakacaksın Doğan. Nihat Bey'in kuzeni de yanlarına yerleşmiş. seninle çok iyi bakıyor. Hem de çok hoş biri. Yani hayatım merak edilecek hiçbir şey yok. Buralarda bir yerde olmalıydı. Allah Allah çok tuhaf. Nerede bizim bu sığınak yahu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki Nihat. Kaç defa geldiğimiz yer. İşte Fener de şurada. Neden şimdi bulamıyorum? Burası bomboş bir arazi. Belki yeri karıştırdın. Dur bakalım. Biraz daha uca gidersek belki bulunduğumuz yeri çıkarırım. Nihat, ben çok ah. üşüdüm. Arabaya gidebilir miyiz? Tamam Eğer hemen böyle yakınmaya başlarsan bundan sonra hep evde oturursun hayatım haberin olsun. Hayır, hayır burada olmaktan çok mutluyum. Ben sadece Tamam canım. Üzülme. Eğer eve dönüşte hastalanmazsan bundan sonra sık sık çıkarız. Şöyle gel de buranın romantizmini yaşa biraz. Hadi. Evet. Senin imzaların da tamam. Gazeteye ilan verseydik satış daha kolay olurdu aslında. Hayır. Polisi kuşkulandırmayın. Güvenilir alıcılara haber salın yeter. Evi en sona bırakın. Kardeşine söyle, herhangi bir kuşku olursa karımla ilgilenmek için işimi tasfiye ediyorum diyebilir. Tamam mı? Tamam. Belki bu gece sana iyi haberler verebilirim. Neler oluyor? Şu sıralar pikniğe gitmiş olmaları gerek. Pikniğe mi? Evet. Şehir dışında, uçurum kenarında. Nefis manzarası olan bir yerde son bir <laughs> veda yemeği. <laughs> Hiç hatırlamıyorsun değil mi buraları? Hayır ama çok güzel. Aşağıda kayalara vuran denizin sesini duyuyor musun? Evet ama biraz ürkütücü. Kayalara vuran şu bembeyaz köpüklere bak. Neredeyse uçurma tırmanacak gibi. Aa Bakmasam daha iyi. Başım dönüyor biliyorsun. Köpükler yumuşacık bir yatak gibi. Hayır. Vahşi ve korkunç. Dalgaların çarpıp geriye dönerken oluşturduğu şu girdaba bak. Buraya daha önce de geldik. Yine burada durduk. Uçurumun dibindeki dalgaları seyrettik. O zaman buraları çok güzel bulurdun. Sana böyle sarılmandan da çok hoşlanırdın. Şu herifte bir numara var. Manzara seyrediyorlar galiba. Hayır baksana. Bir tuhaflık yok mu sence? Hmm. Hadi bakalım. Öteki kadın geride duruyor. Her an kaçmaya hazır gibi bir hali var. Hatta biraz da etrafı kollar gibi. Aa, tamam. Burada toprak kayıyor. Sakin ayıyor. ol yavaş. Önemli değil. Hey Hadi. arkadaş, rüzgarlı tepe burası mı? Gidelim. Bilmiyoruz. Biz de yabancıyız. Bu adamları tanıyorum. Sigortacı bunlar. Sigortacı mı? Evet eve gelip saçma sapan bir şeyler sorup gitmişlerdi. Ne gibi? Önemli değildi. Nimet onları nasıl içeri aldı? Yabancılara kapı bile açmamasını kaç kere söyledim ona. Oh. Bu önemli değil. Önemli olan bizi izlemeleri. Mutlaka bizi izliyorlar ama. Neden? Bence öldürmeyecekti. Bence öldürecekti. Biraz daha sabretseydin görecektik ne yapacağını. O kadın bize lazım. Ya elbasları çalan oysa? O zaman biz öldürürüz. Ama şimdi yaşamalı. Selin. <laughs> canım. Açık hava seni yormuş olmalı. İstersen okuma faslını bugün biraz kısa kes tamam mı? Al bakalım. Aferin sana. Hmm, harikasın. Hadi şimdi iyi uykular. Güzel güzel uyu tamam mı? Kimse yok. Kapalı beyefendi. Kaçta açılıyor burası? Vallahi günlerdir kimse gelip açmadı. Satışa çıkarmışlar diye duydum. Dükkanı mı? Evet. Yazık içeride güzel mallar var. Eğer alıcıysanız müzayedeye gidin. Bir kadın ilgileniyor satışla. Sahibiyle yüz yüze görüşsek daha iyi olurdu. Bunca zamandır kapı komşum ben bile yüzünü doğru görmedim. Hadi. Bakma ama canım hiçbir şey istemiyorum. Yemiyorum nimet sağ. Kadriye. Raporlarımı bitirdim. Takip işine dönebilirim artık. Takip yok artık. Yok mu? Hmm. Yıldız'la antikacının ilişkisini ortaya çıkarmak istemiyor musunuz? Hayır. Ya. Bu hafiyelik işine de bayağı sınmıştım. Ne oldu diye sorabilir miyim? Yanılmışım. Bunca zamandır ilk kez bu kadar büyük bir yanılgıya düşüyorum. Anlıyorum. Onun için mi canın sıkılıyor? Yok. Canım falan sıkılmıyor. Ayrıca da bu konuyu kapatalım. Bu iş bitti. Peki... Son duyduğum haberi söylemeyeyim mi? Dükkanı da içindekileri de satışa çıkarmışlar. El altından. Önemli değil. Artık bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayrola nereye? Ben de seninle geliyorum. <laughs> Çekerim saçmalama. Geçen günkü piknikten sonra ne kadar yorgun düştüm biliyorsun. <laughs> Sıkılıyorum Melike. Bu evde hapis gibiyim. Ah pis mi? Burası senin evin. Sen de hasta olduğun için bu evdesin. Artık iyiyim. Başım da eskisi kadar dönmüyor. Of. Yanlış bir şey yapmaya göze alamam. Melike evde kaldıkça daha kötü oluyorum. Ay bütün hastalar da böyle der. Hem düşünsene Nihat'a ne derim sonra? Umurumda bile değil. Çıkmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Lütfen ısrar etme. Senden ben sorumluyum. Ta İzmir'den bunun için kalktım geldim. Doktorun izni almadan olmaz. Nimet, hayatım ben senin iyiliğini düşünüyorum. Senin hanıma göz kulak ol. Evden Hı. dışarı çıkmaması Hı. gerekiyor anlaşıldı mı? Evet. Bu akşam eve erken döneceğim. Yemekte beraberiz. Belki de. İyileşmeye başlamanı kutlarız. Tabii buna sen değil, doktor karar verecek. <laughs> Allah kahretsin. Karadeniz'de gemileri mi battı? Ne bu surat? Aman aman, sakın ona batık gemilerden, teknelerden falan söz etme. <laughs> He, şu mesele. Hangi mesele? Yine bugünkü ziyaretinden söz etti. Adamın seni eve almayıp Mine'yi nezaketle buyur etmesine bozuldun herhalde. Tamam tamam, anlaşıldı. Dilinizden kurtulamayacağım galiba. <laughs> buyurun buyurun, dökün içinizi. <laughs> Boş ver. Adamın tavrı açıklandı böylece. Demek ki seni kıskanmış. Onun için de karısıyla görüşmeni istememiş. <laughs> evet, Haklısın galiba. Gayet hoş, kibar ve yakışıklı bir adam. Aslında kıskanması için de bir neden yok ama. <laughs> Her şeyini satıyormuş. mu söyledim. Bunda garip bir şey yok ki. İster alır ister satar. Artık ilgilenmiyorum zaten. Ee, o zaman arkadaşımızın aramıza dönüşüne kadeh kaldıralım. Aramıza hoş geldin Doğan. <gülüyor> <gülüyor> Kendini iyi hissetmene sevindim. Hele bir doktor görsün seni ondan sonra yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlarsın. Doktor bu gece gelecek. Bakarsın hepimize bir sürpriz yapıp kısa yolculuklara bile izin verebilir. Daha önce gelen doktor mu? Hiç hoşlanmadım ondan. Verdiği ilaçlar beni büsbütün hasta etti. Ama daha önce iyi geldiğini söylemiştin. Kendini çok daha iyi hissediyordun hani. E, e, evet... ...yani önce kötü oldum. Ama sonra iyileştin öyle değil mi? Eh, az daha unutuyordum. Sence bu iyiliğini ilaçlardan başka bir şeyin borçlusun? B Bilmiyorum. Sadece o odama inanmıyorum. Biliyor musun? Bu hiç önemli değil. Ama... Sana bir hediye aldım. Ne oldu? Beğenmedin mi yoksa? Yok. Bu bu çok güzel. Ama hep hasta olacağım anlamına geliyor gibi. <laughs> Saçmalama güzelim. Bu ipek bir kefen değil. Sadece bir gece kıyafeti. Sana da çok yakışacak. ipek bir kefen değil. değil. Bu ipek bir kefen değil. dolanacağını penguen gibi <laughs> penguen mi <laughs> <laughs> <Ya. Aa. gülüyor> birbirine mi yakın <laughs> evet. böyle mi olmuş çok kötü bir penguen hem de <laughs> bunun neresi komik ne yani komik değil mi adamın halini bir düşünsene Pencerelerden biri açık olmuş olmalı. Nimet? Nimet? Televizyon sesi sonuna kadar açık. Duyması mümkün değil. <laughs> Yatak Selin! Çabuk! Allah kahretsin! Hangi yöne gittiğini bilmiyoruz ki. Her iki tarafa da bakarız. Ondan çok daha hızlıyız, kaçamaz. <laughs> Bu yönde yürüseydi şimdiye kadar görürdük. Dönelim. Belki de sandığımızdan daha hızlı uzaklaştı. Biraz daha bakalım. Bu kadar uzaklaşmış olamaz. Boşuna ısrar ediyorsun. Tamam benden bu kadar. Tamam artık. Dönelim. Yolda değil. Bir yere gizlenmiş olmalı. Bir araba aldı. Kesinlikle otostop yaptı. Kaçırdık onu. Olabilir. Allah kahretsin.